RT TV Haber Merkezi'nden iyi akşamlar değerli izleyenler. Bugün 16 Eylül Cumartesi. Hafta sonu haber bülteniyle karşınızdayız. Sayın seyirciler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, Ereğli'deki sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla düzenlenen istişare toplantısına katıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, Ereğli'deki sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla yapılan istişare toplantısına katıldı. Programa katılım yoğun oldu. Bu toplantı Ereğli'de bulunan bir otelde yapıldı. Gelirken gördüm. Sivil toplum örgütleri adına Ticaret Odası Başkanı Enver Bozkurt konuştu. Sıkıntılardan bahsetti. Şu anda Ereğli'mize büyük bir hastane yapıldı. Devletimizden Allah razı olsun. Çok mükemmel bir hastane. 3-5 ay önce açılacaktı ama bir afet oldu rüzgardan dolayı. Ama çok önemli bir eksik var. Çok önemli bir tenkit alıyoruz Sayın Başkanım. Cihazlar konusunda fevkalade bir yardım geldiğini duyuyorum devletimizden. Ama doktor konusunda bazı branş bölümlerinde eksiklikler var. Örneğin bir tanesini söyleyeyim. Nöroloji bölümü doktoru bir tane. Geçen hafta annesi rahatsızladı. 20 gün hastaneye gelemedi. Ya öyle bir garip şey ki Sayın Başkanım, Konya'dan saat 11'de geliyor doktor, yedek bir doktor. Saat 3'te gidiyor. Akşamları doktor olmadığı için acile çok sevkiyat yapılıyor Konya'ya. Tabii bu sabaha ulaştığı zaman genel bir tenkit mahiyetinde bizlere, vekilime, partiye aksıyor bu yani. Sizden önemli rica ediyorum bu konuda. Çok önemli 5-6 tane branşın doktoru tek. Bu konuda bize destek vermenizi istiyoruz Sayın Genel Başkan Yardımcım. Şimdi şöyle bir şey var. Ben tam şeyini, idari bölümünü bilemiyorum. Bir sınıf atlaması olursa, biz şimdi herhalde B sınıfındayız. A'ya atlayabilirse branşlarda bir çoğalma olur diyorlar. Şimdi Ereğli çok büyük bir ilçe Sayın Genel Başkan Yardımcım. Siz de biliyorsunuz 30-35 tane vilayetten büyük. Şimdi Karapınar'da da aynı branşlarda bir doktor var. Ereğli'de de aynı branşlarda bir doktor var. Yani bu olmuyor yani. Hiç olmazsa bir branşta iki doktor olması lazım. Bozkurt'tan sonra AK Parti ilçe başkanı İbrahim Büyüktorun söz aldı. Muhtarlarımız, basınımızın güzide temsilcileri, hepinize saygı, sevgi, muhabbetle selamlarım. 15 yıllık iktidarımız süresince ekonomide reformlar yaptık. Her türlü şer odaklarına, asrın ihaneti olan 15 Temmuz'a rağmen ekonomimiz her zaman büyümeye devam etmiştir. Bundan sonra da büyümeye devam edecektir. Ben davetimize icabet ettiğiniz için hepinize teşekkür eder, saygılar sunarım. Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven kürsüye çıkarak şunları ifade etti. Ben de belediye başkanı olarak şunu ifade etmek isterim. Biz de belediye olarak bizim bu anlamda AK Parti belediyeciliğini ve şehre olan hizmetle ilgili çalışmalarımızı sizler görüyorsunuz. Biz şu konuda da çok mütevazı olmayacağız. Biz önceki dönemlerle hiçbir şeyi mukayese etmiyoruz. Şu dönemde şu kadar yapılmış, biz bunu yaptık diye. Biz bu anlamda kendimizle yarışıyoruz. Kendimizle yarışmaya gayret ediyoruz ve kendimizi ekart edip geçmeye çalışıyoruz. Bu anlamda Sayın Genel Başkanım, Başkan Yardımcım, Ereğli'miz 37 mahalleyken 87 mahalleye çıktı. Köylerimiz ve kasabalarımızla birlikte her bir tarafa da hizmet götürmeye çalışıyoruz. Bu bağlamda özellikle Büyükşehir Belediye'miz, özellikle hükümetimizin bakanlıkları, her zaman koordinasyon ve destek içerisindeyiz. Milletvekilimizle, ilçe teşkilatımızla, meclis üyelerimizle. Tabii Ereğli'nin hizmete ve bu anlamda özellikle altyapı başta olmak üzere bazı çalışmalara gerçekten ihtiyaç var. Bu bağlamda bazı şeyler çeşitli vesilelerle ötelenmiş. Bu anlamda biz de arkadaşlarımızla, teşkilatımızla, meclisimizle, sivil toplum kuruluşlarıyla bu altyapı başta olmak üzere bazı şeylere gerçekten cesaretle elimizi atıp birlikte yürütüyoruz. Bazen sıkıntılar çekiyoruz. Bazen tozdan, topraktan şikayet oluyor ama bunlar şehrin geleceğiyle ilgili
yapılan çalışmalar, çoluğumuza, çocuğumuza, neslimize güzel bir şehir bırakalım diye uğraşıyoruz. Muhtarlar en büyük yardımcımız, en büyük desteğimiz. Sayın Genel Başkan Yardımcım, bunu da burada ifade etmek istiyorum ve kendilerine teşekkür ediyorum. Özgüvenden sonra Halil Etkemez konuştu. Tabii bugün misafirimiz var, Genel Başkan Yardımcımız. Biz kendisine teşekkür ediyoruz. Ben sözü fazla uzatmak istemiyorum çünkü misafirimizi dinlemek istiyoruz. Misafirimizi sizinle baş başa bırakmak istiyoruz ama şunu belirtelim. Ülkemiz önemli bir süreçten geçiyor. Bu süreci hep beraber başarıyla ve bütün sorunlarla baş edecek şekilde ve ülkenin üzerinde oynanmak istenen oyunlara karşı mücadelenin başarılı olabilmesi için öncelikle bizim birbirimizi sevmemiz, bizim birbirimizi kardeşçe kucaklamamız ve birlik beraberlik içerisinde olmak zorundayız. Bu en küçük birimden başlayıp bütün ulusal düzeyde bu birlikteliğimizi sağlayacak anlayış içerisinde olmak durumundayız. Çünkü ulusal düzeyde ciddi bir süreç yaşıyoruz. Yanı başımızda yaşanan hep beraber sorunları görüyoruz. Bizim içeride yaşadığımız ufak tefek sorunlar, yapmamız gerekenler zaten bunların üzerinde hep beraber çalışıyoruz. İnşallah hem Ereğli'mizde de hem Konya'da da hem Türkiye'mizde bu sorunların üstesinden gelebilecek bir milletiz. Ama asıl olan ülkemizin birlik ve beraberliği ve yaşamış olduğumuz coğrafyadaki mücadelemizi başarıyla tamamlamak. Bunun da en önemli başarıyı sağlayacak şey birlik ve beraberliğimiz. Şimdi biraz önce Ticaret Odası Başkanımız birkaç şeyi ifade etti. Ben kendisine teşekkür ediyorum ama hastaneyle ilgili hastanemiz bugün artık eşyalarının alınmaya başlandığı ve taşınma süreci içerisinde olduğunu buradan açıkça ifade edelim. Eşyalarımız taşınıyor. İlk etapta kadın doğum oraya taşıyacağız ve peyderpey hastanemiz hizmete açılacak. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın. Doktor konusunda bakın hep ifade ediyorum. Aslında 45 tane uzman doktorumuz var bizim. Birkaç branşta Türkiye genelinde yaşanan sıkıntılar belki Ereğli'mizde de bu şekilde yansıyor. Ama binanın eksikliği, hizmetin eksikliğini ortaya çıkardığından dolayı inşallah yeni yerimizde bu sorunu da ortadan kaldırmış olacağız. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun ise Türkiye'nin ve Konya'nın gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ereğli'nin önemine dikkat çekti ve sözlerine şöyle devam etti. Konya'ya güneş her zaman ifade ediyorum, hatırlarsınız. Ereğli'den doğar. Güneşin doğduğu yerdir. Konya açısından baktığımızda Ereğli. Hatta biz espri yaparız arkadaşlara. Şark cephesinden ne haber var diye. Tabii Ereğli dediğimizde bir taraftan Halkapınar'ımızı, Emir Gazi'mizi, Karapınar'ımızı da ihmal etmeyiz. Burası bir havzadır. Yani Ereğli sadece Ereğli'den ibaret değildir. Ereğli, Ereğli'den daha büyüktür. Öncelikle şunu söyleyeyim. Allah razı olsun. Bir taraftan milletvekilimiz ki hastane konusu gelince ifade edeyim. Daha geçtiğimiz hafta Sağlık Bakanımıza birlikte gittik. Ve aynen ifade edildiği gibi teşekkür etti Sağlık Bakanımıza. Ama Sayın Bakanım bazı uzmanlar konusunda eksiklerimiz var. Bu konuda sizden yardım istiyorum diye bizzat birlikte Halil Bey'le, milletvekilimizle birlikte. Bir diğer taraftan ilçe başkanımız ve belediye başkanımız sık sık Ankara'ya gelirler ve birçok konuyu birlikte takip ederler. Milletvekilimizle arkadaşlar başarı, hizmet, birlikteliğin olduğu yere gelir. Hem kalıp birlikteliğinin hem kalp birlikteliğinin hem ruhi birlikteliğin hem fiziki birlikteliğin olduğu yere gelir. Fitnenin, fesadın, ayrılığın, gayrılığın olduğu yere kimse de gitmek istemez. İstemeyiz. Ama bir yerde insicam var mı? Birliktelik var mı? Sivil toplum kuruluşlarıyla muhtarlarımızı unuttuk mu? Muhtarlarımız. Yani muhtarlar unutulur mu? Muhtarlarımız, kılcı adamlarımız. Sayın Başkanım bir dakika bir şey yapalım. Türkiye'nin genelinde hem çiftçiyim hem muhtarım. Hem başkanım. Biz
bu ilçe tarımlarda, il tarımlardan alınan paralardan, odalardan alınan paralardan bıktık. Adam benimle kavgaya geçiyor. Orada sayın muhtarım, oda başkanlarımız duymasın. Yok. Şöyle söyleyeyim. Sayın bakanımızdan şey evet. Konuşayım, ondan sonra evet. Dinleyeceğim. Teşekkür ederim. Bir dakika. Ben sayın bakanımdan bizzat buradaki vekilimle dahil herkesin yanında söz aldığımız halde hiçbir çalışma yapılmadı. Ve geçen aynı gün gittim geçen hafta. Bir kağıda 15-20 lira alınır mı? Bir ücret aldı. 5 hizmet yap. Bir günde 50 lira bir şeyden alınır mı çiftçide? Biz 50 liraya yemeği bulamıyoruz çarşıda. Evet. Bir de şunu söyleyeyim Sayın Bakanım, Başkanım. Bu çemekalardan biz sıkıntıdayız. Hiç hizmet yapmadıkları halde oturup orada para alıyorlar. Bu çevre konuları şey malları korumadan, çiftçi malları korumadan evet. Bütün peki. Muhtarım teşekkür ederim. Yoksa şimdi teşekkür ederim. Tabii. Ama sözümüz burada kalmasın yani. Sayın şu anda herhangi bir söz vermiş değilim. Yani şimdi yarın gelip de bir daha geldiğinde sen söz verdin bak bir şey yapmadın. Ben sana hiçbir söz vermedim şimdi. Bak sözü burada kalmasın. Eğer diğer bakanımda da böyle dediysen şimdi. Seçimde de %90 evet çıkarmış bir mahallenin muhtarıyım. Bizzat herkesten evet. Daha fazla çalıştım gece gündüz. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Tabii o milletimiz için, memleketimiz için teşekkür ederim. Bakın arkadaşlar işte Türkiye'nin geldiği yer bu. Muhtarımızın özgüveni değil mi? Şimdi tabii muhtarımız, Cumhurbaşkanımız tarafından muhtarlarımız sürekli külliye davet ediliyor ve özgüveni görüyorsunuz. Ben tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum bu ifadelerinden dolayı. Tabii biz hiçbir zaman gökteki yıldızları vaat etmedik. Ve parti olarak, siyaset olarak da yapamayacağımız şeyi asla vaat etmedik. Şahs olarak da hiç vaat etmedik. 5 yıl il başkanlığı yaptık. 2 yıla yakındır da milletvekili. Her defasında elimizden geldiğince gayret edeceğiz. Başka bir yerden bitecek işi bizzat benim kendi imzamla olmayacak bir işi söz verip bir daha geldiğimizde mahcup olmak istemeyiz. Ama biz çalışmaktan sorumluyuz, gayretten sorumluyuz. Ya bugün elhamdülillah uğraş dedim, şükür Ereğli'nin gündeminden hastaneyi çıkartmış olduk. İnşallah. Toplantının hemen ardından AK Parti ilçe teşkilatına geçildi. Sorgun burada partilerle buluştu. Sabah yapılan toplantıdan hemen sonra AK Parti ilçe teşkilatına geçildi. Ahmet Sorgun burada partililer ile buluştu. Bir konuşma yapan ilçe başkanı İbrahim Büyüktorun, genel başkan yardımcımızın yaptığı bu ziyaret bizleri onurlandırmıştır dedi ve teşekkürlerini iletti. Genel başkan yardımcımızın ziyaretimizi onurlandırmıştır. Kendilerine bu ziyaretlerden dolayı teşekkür eder, saygılar sunuyorum. Ben sözleri kendisine bırakıyorum. Ardından söz alan Ahmet Sorgun ise şunları belirtti. Şunu ifade etmek istedim. Hep beraber, el ele, gönül gönüle, milletvekilimizle, teşkilatımızla, belediye başkanımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla, kanaat önderlerimizle birlikte Ereğli'nin problemlerini ki zaten belli başlı problemler elhamdülillah bunlar adım adım çözülüyor. Hepiniz biliyorsunuz Ereğli'ye her geldiğimizde veya her yöneldiğimizde veya Ereğli'den bir heyet geldiğinde hastane gündeme gelirdi. Şükürler olsun bugün cihazlar, alet, edevat alınma noktasına geldi. Yine ifade ettik. 45 tane şu anda uzman doktorumuz var. Hatta bazı arkadaşlarımız çok ekstrem uzmanlık dallarında da şey istediler. Burada birimlerin açılmasını istediler. Ülkemizin, milletimizin imkanları olacak. Bunların hepsi Allah'ın izniyle olacak. Biz birlik ve beraberlik içerisinde Ereğli'nin, Alkapınar'ın, Emirgazi'nin, Karapınar'ın, Konya'nın, Türkiye'nin problemlerini biliyoruz. Halka
halkımıza dayanarak, güvenerek Allah'ın yardımıyla bugüne kadar bunları çözdük, çözmeye de devam edeceğiz. Ama asla popülizm yapmadı. Bu bölge onu bilir. Geçmiş dönemlerde bölgemizde, kendi ilimizde değil ama hemen komşu bir yerde barajın yapıldığını ve hayatta hiç su tutmadığını biliyorsunuz değil mi? Eşmekaya'da. Yine Konya Karaman istikametinde gidenler bilir. O bölgede sulama kanaletlerinin yapıldığını ve hayatta hiç kullanılmadığını, bakın hiç kullanılmadığını ve affedersiniz hayvan yemli olarak vatandaşın götürüp kullandığını biz biliyoruz. Bizim boşa verecek milletimizin bir kuruşu yok arkadaşlar. AK Parti eski milletvekili Abdullah Çetinkaya'nın kızı Fatma Çetinkaya hayatını Aykut Öz ile birleştirdi. Çiftin düğün merasiminden kameralarımıza yansıyan o güzel görüntüler. AK Parti eski Konya milletvekili Abdullah Çetinkaya'nın kızı Fatma Çetinkaya hayatını Aykut Öz ile birleştirdi. Düğün merasiminde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Konya Milletvekili Halil Etyemez, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, eski Konya Milletvekili Mustafa Kabakçı, Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, Halkapınar Belediye Başkanı Fahri Vardar ve çok sayıda davetli katıldı. Erdem Bey, değerli milletvekilimiz Sayın Halil. Genç çiftin nikahını Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek kıydı. Belediyemize evlenmek için gençlerimiz müracaat ettiler ve evliliklerine mani bir halin olmadığı tespit edildi. Şimdi çok kıymetli şahitlerimiz, genel başkan yardımcımız, milletvekillerimiz ve siz kıymetli misafirlerin huzurunda sözlü olarak da evlenmek istediklerini ifade etsinler, bunu kendilerinden isteyeceğim. Öncelikle gelin hanıma soracağım. Yanınızda bulunan nişanlınız Aykut Öz Beyefendi ile kendi isteğinle evlenmeyi kabul ettin mi? Evet. Aykut, yani bu evet ve ses sonunda kızımızdan geri kalmaman lazım. Ona göre şimdi de sana soracağım. Yanınızda bulunan nişanlınız Fatma Hanımefendi ile kendi isteğinle evlenmeyi kabul ettin mi? Evet. Yapılan konuşmalarda ise genç çifte mutluluklar temennisinde bulunuldu. Allah bir yastıkla kocasın. Hayırlı uğurlu olsun. Evet. Ben de Çetinkaya ve Öz ailelerinin bu mutlu gününde, bu güzel yetiştirdikleri yavrularına nikahlarında bulunmaktan çok mutluyum. Abdullah Bey yol arkadaşımız, dostumuz. Çok güzel çocuklar yetiştirdiğini biliyorum. Güzel de bir damatla inşallah gelecek nesillere büyük bir aile olarak devam ederler. Allah nasip etsin. İki cihan saadeti diliyorum. Her iki aileye de hayırlı olsun diyorum. Allah mutluluğunuzu daim etsin. Gençlere ömür boyu mutluluklar diliyorum. Ve gençlerimize mutluluklar diliyorum. Cenab-ı Hak mutlu ve bahtiyar etsin. Cenab-ı Hak vatana, millete ve ailelerine hayırlı evlatlar yetiştirsin. Sayısı da çok da olsun. Tebrik ediyorum. Allah mutlu bahtiyar etsin. İmadet birisinden beri tanıdığım arkadaşlık kurduğum Abdullah kardeşimi, ailesini, dünürlerini tebrik ediyorum. İki genç yavrumuzu da tebrik ediyorum. İki cihan saadeti diliyorum. Ömür boyu mutluluklar versin Cenab-ı Hak. Her iki aileye mutluluklar diliyoruz. Tabii çocuklarını buradan nübüvvetlerini beraber gördüler. Biz de şahitlik ettik. Allah mesut bahtiyar etsin. Başkanım ayaklarına basmazlar. İnşallah bir ömür boyu damarlarına da basmazlar birbirini. Ve huzur içerisinde yürürler. Hem damat beye hem gelin hanıma ve ailelerine, Öz ve Çetinkaya ailelerine hayırlı olsun. Milletimize, memleketimize hayırlara vesile olsun inşallah bu merasim, bu nikah akdi. Bültenimize Türkiye gündemiyle devam ediyoruz.
Şunu söyleyeyim, Sayın Barzani. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan özel bir televizyon kanalına konuk oldu. Gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Okulların açılmasına günler kala önemli TEOG açıklaması yaptı. TEOG olayını istemiyorum. Ve bunu da artık yanlış buluyorum. Ve bugün bu söylenince üzüldüm. Yani TEOG'un kaldırılması lazım. Biz TEOG'la mı geldik ya? Ne TEOG vardı ne bir şey vardı. Erdoğan, Irak-Kürt bölgesel yönetiminin 25 Eylül'de yapılacak bağımsızlık referandumu kararını da değerlendirdi. Yani akıl tutulmasından öte bir şey olarak görüyorum. Bu ciddi manada bir siyasi acemiliktir. Bizim kanaatimiz belli. Ama şimdi artık bizim bu konudaki hassasiyetimizin ne denli ileride olduğunu ayın 22'sindeki Milli Güvenlik Kurulu toplantısı ve Bakanlar Kurulu toplantısından sonra kendisi çok daha net, açık görecektir. Erdoğan, İran'la ilişkilerimizden de bahsetti. İran'la bir olumlu adımlar var. Dolayısıyla bu Kandil olur veya farklı yerler olur. Şu anda bu görüşmelerimiz devam ediyor. Nasip olursa benim ayın 4'ünde İran seyahatim var. İran seyahatim yüksek düzeyli stratejik konsey toplantısının olacağı bir seyahat. Bu konuları görüşeceğiz. Türk futbolundaki yabancı oyuncu sayısının fazla olduğuna da değindi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şu anda yani kulüplerimiz hiç mi yabancı oynatmasın? Hayır, oynatsın ama bu kadar fazla değil. Şimdi sayı böyle 6'ya 7'ye falan çıktığı zaman bu tabii hakikaten bakıyorsun sahaya neredeyse yerli futbolcu yok. Bunu ben doğru bulmuyorum. Fakat yani belli bir sayıda tutulabilir. Ben doğrusu bu süreci yakından... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Amerika'ya gidiyor. Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in 72. Genel Kurulu'na katılmak için 17 Eylül'de New York'a bir ziyaret gerçekleştirecek. 19 Eylül Salı günü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bir konuşma yapacak. Aksi halde bölgede yeni sorunlara yol açabilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri tarafından düzenlenecek öğle yemeğine, akşam saatlerinde ise Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve eşi tarafından verilecek davete katılacak. Erdoğan ayrıca New York'ta İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Rohingya Temas Grubu toplantısına, Birleşmiş Milletler'in tam karşısında yer alan yeni Türkiye'vi binasının temel atma törenine katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta bulunduğu süre zarfında Amerika Başkanı Donald Trump dahil bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirecek. Ziyaret 22 Eylül'de sona erecek. Hakkari Merkez Oğulköy İnektepe bölgesinde güvenlik güçleri yürütülen arazi arama tarama faaliyetleri neticesinde bölücü terör örgütünün kış üstlenmesi için hazırladığı silah, mühimmat ve yaşamsal malzemelere el koydu. Valilik tarafından yapılan açıklamada 5 adet roketadar antitank, 300 adet biksi, 700 adet uçak savar, 1 adet 4,5 kW'lık jeneratör, 25 adet büyük tüp ve çok sayıda yaşamsal malzeme ele geçirildiği belirtildi. Ele geçirilen malzemeler olay yerinde imha edilirken konuyla ilgili adli tahkikat devam ediyor. Tunceli'nin Nazimiye ilçesi kırsalında ise bölücü terör örgütünün kullandığı 7 sığınakta çok sayıda yaşam malzemesinin bulunduğu bir depo ele geçirilerek imha edildi. Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, bölgede yapılan arama tarama faaliyetlerinde ele geçirilen 7 adet sığınak ve 1 adet depoda 500 kilogram un, 100 kilogram toz şeker, 50 litre sıvı yağ, 100 metre elektrik kablosu, 100 metre branda, 100 metre naylon, 300 litrelik su tankıyla örgütsel döküman ele geçirildiği belirtildi. Ele geçirilen malzemeler imha edildi. Dutar Seramik ve Ankastre şehri. Yeni mağazamızla dünya devlerini bir araya getirdik. Mutfaklarınız için en şık Ankastre ve beyaz eşya modelleri Ankastre şehri mağazamızda bulabilirsiniz.
Siemens, Silver Line, Teka, Ukinox, Esti'nin davlumbaz, ocak, fırın, mikrodalga, buzdolabı, bulaşık ve çamaşır makinesi modelleri mağazamızda. Ankastre şehrine uğradığınızda mutfağınızın değişime ihtiyacı olduğunu anlayacaksınız. Yeni nesil mutfak teknolojisiyle mutfaklarınıza değer katın. Ankastre şehri. Yine Dutar Seramik olarak ev ve iş yerlerinizde görselliğin tamamlayıcısı olmaya devam ediyoruz. Bien Seramik, Anka Seramik, Yurtbay Seramik, Vitra, Artema, Kabinet Seramik, Duşa Kabin Jacuzzi, Vitrifiye, Armatür, Banyo Dolabı, Cam Mozaik modellerimizle hizmetinize devam ediyoruz. Şıklığın tamamlayıcısı Dutar Seramik'le her biri tasarım harikası olan modellerimizle büyük mekanlar için büyük çözümler üretmeye devam ediyoruz. Yenilenmek doğamızın bir parçası. Dutar Seramik ve Ankastre Şehri, Cahı Caddesi, Fatih Camii ilerisi. Telefon 0332 712 3189. Eva Pizza Cafe Bistro. İtalyan stili ince hamurlu nefis pizza Eva. 32 çeşit pizza çeşidiyle Eva Pizza Ereğli'de sizi bekliyor. Hamburger, kumpir, kumru, kızartma, makarna, sıcak ve soğuk içeceklerle Eva Pizza sizi bekliyor. Ereğli'nin markası Eva Pizza. Adres İstasyon Caddesi, Ereğli Lisesi karşısı. Alo paket 0332 712 11 çift 0. Sizler için çalışıyor, sizler için yaşanabilir mutlu yuvalar kuruyoruz. Ömer Süllü İnşaat ve Müteahhitlik. Güven inşa eder. Bilgi iletişim 0332 712 2244. Ereğli Ziraat Odası Toprak Tahlil Laboratuvarı, zirai ilaç ve tohum satış mağazası ile Ereğli çiftçisinin hizmetindedir. Zirai ilaç, tohum, gübre çeşitleri, hububat, ot ilaçları, yonca tohumu, sıvı gübre. Ziraat Odası satış mağazasında çiftçilerimizin hizmetindeyiz. Toprak tahlil laboratuvarımızda teknik personelimiz ile toprak tahlili yapılmakta olup, Ereğli Ziraat Odası Başkanlığı olarak bütün çiftçilerimizi Ziraat Odamızın sunduğu bu imkanlardan yararlanmaya davet ediyoruz. Ereğli Ziraat Odası Başkanı Abdullah Çelik, Ereğli ve bölge çiftçisine bol ürün ve bereketli günler diler. Ereğli Ziraat Odası Başkanlığı, Satış Mağazası ve Toprak Tahlil Laboratuvarı. Adres Boyacali Mahallesi, Müftü Sokak numara 16, Ereğli, Konya. Telefonlar 0332 712 çift 063, 0332 713 16 17. Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek tecrübe ve teknolojinin uyumuyla Fratben'in en estetik, en güçlü profilini tasarladık. Selenit. Seçkin projelere yakışacak estetikte ve her renkte. Pencerede yeni dönem. Fratben inovatif serisinden. Selenit. Fratben. Fratpen Ereğli Bayi Zirvepen. PVC kapı ve pencere sistemlerinde çevre dostu Fratpen kalitesini siz de keşfedin. Kapı ve pencerelerinizi Fratpen'le değiştirin. Huzurun keyfini yaşayın. Güneş, yağmur, kar, rüzgar, toz ve ses. Dışarıdaki tüm olumsuzluklar sizi evinizde rahatsız etmesin. Zirvepen kalitesiyle mekanlarınıza PVC kapı, pencere, sineklik, sinerji cam, alüminyum doğrama, çelik kapı, duşa kabin, Amerikan panel kapı, laminan parkeyi güvenle yap. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı vardır. Fratpen Ereğli Bayi Zirvepen. Adres Hacı Müteahhir Mahallesi, Üç Göz Caddesi numara 13, İvriz Dershanesi karşısı. Telefon 777 9030, GSM 0533 683 7107. Bu akşam da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.